Ya bu çok duygusal bir soru neredeyse ya. Yani birincisi bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Ama bu konuda da çok düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü aslında yaptığım iş açısından olsun, toplumun genel şu anda almış başını gittiği yön olsun, politik açıdan, ekonomik açıdan, her açıdan yaptığım şeyin en zor yapılacağı bir ülkelerden biri, iki şehirlerden biri. Yani hiperaktif, aşırı başa bela ve şey. Ya böyle hani şeylik olsun diye de söylemiyorum. Hani akrobasi geçmişim şeyden geliyor. Çok hareketli bir çocuktum valla. Ama gerçekten hani bir komşumuzun Zeynep'ten bile yaramaz gibi bir miladi çizgisi var yani. Hani komşuların böyle Allah Zeynep mi? Zeynep'in bakıcılık yapacağız falan gibi. Çok hareketli ve zaten tırmanan, eden, takla atan, amuda kalkan falan. Yani bıraktığınızda bunları yapan biriydim. Ben bu işlere seyahat etmeyi isteyerek başladım. Ben dünya görmek istedim, seyahat etmek istedim ve seyahatler esnasında da yanınızda taşıyabileceğiniz bir takım işleriniz olması gerek. Tabii 19-20 yaşında hani çok da düzenli bir işiniz olmaması, bir süre idare edebilirsiniz. Hani aile destek olabilir veya hani insanlar size böyle bir stres vermeyebilirler. Biraz şanslı bir çevrede doğup büyüdüyseniz ki benim için aynen böyle oldu. Bu seyahatler esnasında tanıştım ben sirk sanatlarıyla. Ve en büyük korkularınız olan işte özellikle balede, jimnastikte falan dayatılan belli bir kilo, belli bir beden tipi, belli bir yaş aralığı gibi şeylerden tamamen bağımsız. Nesnesinin ne olduğu belirsiz olan, yani jonglörlük dediğimizde ille topu at tut değil, burnunuzun ucunda para tutmayı 15 sene çalışıp bunu disipliniz haline getirebilirsiniz. Böyle son derece garip, yaratıcı ama aynı zamanda bir o kadar da fiziksel olarak adanma isteyen bir şey çıktı karşıma yani ve buna aşık oldum ben. Yani söyleyebileceğim hiçbir şey yok bunun zenginliğini. O yüzden sirk içinde de çok tek disiplin sahibi biri hiçbir zaman olamadım. Keşke olsaydım, harika yerlere taşısaydım tekniğimi fakat maymun iştah demek istemiyorum çünkü yaptığım her şeyi yine de belli bir seviyeye getirene kadar ciddi bir çaba sarf ediyorum. Fakat hepsinin birbirini beslediğini hissettiğim bir yerden birazcık teknik alanlarda çalışıyorum. Even though my eyes are hazy and my thoughts they might be narrow. Yine bir gün okulda. ya ben aslında böyle bir iki arkadaş çalıyor, ben de bir şeyler söylüyorum, ediyorum falan. Aslında ben gerçekten caz söylemek isterim, bunu öğrenmek isterim dedim ve beni aslında tam da bu alan üzerine çok çalışmayan Devrim adlı bir arkadaşla tanıştırdılar ve Yolda isimli bir projede 10-12 seneye yakın aktif olarak hem kayıtlarda sonra performans sahne almalarda da yer aldım. Beraber ipi geriyorsunuz, beraber çakıyorsunuz, bileti beraber satıyorsunuz, parayı beraber topluyorsunuz, gösteriyi beraber yapıyorsunuz, işi beraber geliştiriyorsunuz ve seyirciyle de beraber geliştiriyorsunuz aslında. Seyirci de bunun çok önemli bir parçası. Sirk sanatlarının özellikle iyileştirici bir şey daha olduğunu düşünüyorum. Hem kolektif
alandaki iş tanımınızla ilgili hem kendi bedeninize yaklaştığınız solo kendinize bakışınızla ilgili çok şey bir alan olduğunu düşünüyorum. İyileştirici bir alan olduğunu düşünüyorum.